İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni kimliği, Müslümanlaştırılmış Ermeni kadınlar, Batı Ermenistan'ın evlatları, Boğuzlubar Paşa, Tatoyan adlı vakıf, eko aktivistler ciddi sorunlar yaratmakta ve bu bağlamda sahte insani adımlarla uluslararası toplumu yanıltmaya çalışmaktadırlar. Savaş sonrası dönemde Artsakh'ta 300'den fazla Haçkar anıtı bulundu. 2023 Batı Ermenistan Okçuluk Kupası turnuvası. Raymond Berberyan, şeytanın keskin bir dili vardır. Tiflis'te Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit konulu sergi. Ermeni Apostolik Kilisesi'nin Alman Piskoposluğu lideri Başpiskopos Karakim Bekçiyan, Almanya doğumlu Türk yazar Kemal Yalçın'ın Batı Ermenistan'ın Evlatları, Yüzyılın Tanıkları adlı kitabında 1970'lerin başında Marsilya'da yaşanan bir olay anlatılıyor. Karagin Sırpazan'a göre Marsilya'daki Ermeni cemaatinde soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulan Ermeniler vardı. Bunlardan biri Karin'den 80 yaş üstü bir Ermeni sürekli yaşadığı dehşeti anlatıyormuş. Karakim Bekçiyan anılarını kağıda dökmesini tavsiye etti ancak hepsini yazdıktan birkaç ay sonra soykırımdan, Armenosit'ten sağ kurtulan kişinin zihinsel rahatsızlığı meydana geldi ve çocukları onu doktora götürdüğünde teşhis şuydu. Geçmişin acı verici olaylarını hatırlamak zihinsel dengesini bozdu. Soykırımdan, Armenosit'ten kurtulan Karinli adamın durumu giderek kötüleşti ve sonunda intihar etti. Bugün 1915'te kaçırılan ya da mucizevi bir şekilde kurtarılıp İslamlaştırılan Ermeni kadınları meselesinin edebiyata konu olmasıyla modern Türk edebiyatında bir akım oluştuğu söylenebilir. Basılı kitaplarda özellikle belgesel temeli dikkat çekicidir. Müslümanlaştırılmış Ermeniler meselesinin tartışılma olasılığından bahsederken, birçok kişi örneğin Türk hükümetinin Avrupa entegrasyonu yolunda gözlemlediği bazı özgürlüklerden bahsediyor ancak konunun tanıtımının arkasındaki itici gücün Müslümanlaştırılmış Ermenilerin nesilleri özellikle torunları olduğu düşünülmektedir. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan hiçbir zaman hayırseverlerden yoksun kalmadı. Alexander Mantashyans, Mikhail Aramyans, Boğuznubar Paşa dünyaca ünlü isimlerdir. Büyük bir hayırseverin ölümünden sonra bir kural olarak işine devam edilmediği durumlarda ki Boğuznubar hakkında durum farklıdır. Kurduğu Ermeni Genel Hayırseverler Birliği aslında Ermeni hayırseverliğinin ilk mabedi oldu. Boğuznubar Paşa büyük hayırsever olmanın yanı sıra aynı zamanda bir mucit, iş adamı ve diplomattı. 1912'de Batı Ermenistan Ermenilerin çıkarlarını korumak için tüm Ermeniler Katolikosu Gevorg Sürenyans'ın girişimiyle görevi Ermenilerin çıkarlarını korumak olan Ulusal Delegasyon adlı siyasi temsil organını kurdu. Boğuznubar Ulusal Delegasyon'un başkanı olarak atandı ve Nubar işe başladı. Boğuznubar liderliğindeki ulusal delegasyon 1. Dünya Paylaşım Savaşı öncesi ve sonrasındaki tüm uluslararası diplomatik meclislerde Ermenilerin çıkarlarını aktif olarak savundu. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Tatoyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı Artsakh'taki son olaylarla ilgili bir mesaj yayınladı. Mesajda özellikle şöyle deniyor. Artsakh'ta yaşam yolunun kapatılmasının 114. günü olan 4 Nisan'da Azerbaycan hükümeti ajanları Goristan Stepanakert'e giden 27 vatandaşı terörize ederek hareketlerini engelledi. Azerbaycanlı sözde eko aktivistler arabalara girdi, insanları terörize etti ve tehdit etti. Azerbaycanlı sözde eko aktivistler Artsakh'a girme fırsatı vermek için yasa dışı bir şekilde Azerbaycan vatandaşlığını kabul edin diye ön koşullar ileri sürdü ve tüm insanları kontrol ettiler. Yaşananlar Artsakh'ın yaşam yolunu kapatan sözde eko aktivistlerin çevreyi ve doğayı korumakla hiçbir ilgilerinin olmadığını bir kez daha kanıtlıyor. Bu sözde eko aktivistler Azerbaycan makamlarının kışkırtmasıyla ve onların himayesinde hareket ederek siyasi hedefler peşinde koşuyorlar.
Artsakh'ın yaşam yolunu kapatan bu sözde ekoaktivistler Ermenilere karşı nefretle dolu ve Azerbaycan yetkililerinin düşmanlığını vaaz etmekle meşguller. Yaşananlar bir kez daha Bakü hükümetinin ajanları olan bu sözde ekoaktivistlerin Artsakh'ta en ciddi sorunları yarattığını ve bu bağlamda sahte insani adımlarla uluslararası toplumu yanıltmaya çalıştığını bir kez daha kanıtlıyor. Tatuyan adlı Hukuk ve Adalet Merkezi Vakfı ve Artsakh İnsan Hakları Savunucusu, Artsakh'ı Ermenistan Cumhuriyeti'ne ve dış dünyaya bağlayan yaşam yolunu kapatan sözde ekoaktivistlerin gerçek niyetleri ve Azerbaycan makamlarıyla doğrudan bağlantıları hakkındaki tüm gerçekleri 300 sayfalık bir rapor halinde sundu ve uluslararası yapılara gönderdiler. Bu açıklamada uluslararası kuruluşlara iletilecektir. Savaş sonrası dönemde Artsakh'ta haçkar anıtlar, yazıtları olan ve olmayan mezar taşları, kilise ve şapel kalıntıları dahil olmak üzere devlet listelerinde yer almayan 300'den fazla yeni anıt keşfedildi. Bunu Tarihi Çevreyi Koruma Devlet Hizmeti adlı kar amacı gütmeyen devlet kuruluşu yöneticisi Armine Hayrabetyan, Artsakh Press muhabiriyle yaptığı söyleşide dile getirdi. Abluka nedeniyle arama operasyonlarında yaşanan sorunlara değinen Ayrabekyan, saha çalışmasının kuruluş tarafından geçici olarak durdurulmasına neden olan yakıt eksikliğini vurguladı. Ayrabekyan, Abluka'dan önce yürütülen çalışmalar sonucunda ağırlıklı olarak Askeran bölgesine bağlı Patara köyü, Mardagert bölgesine bağlı Harutuna Gomer ve Vauhas köyleri yakınlarından haberler alındı. Yakın zamanda Hatravank Kilisesi civarında bulunan ve bir gözetleme kulesi olabileceğini düşündüğümüz sur duvarları hakkında bilgi verildiğini memnuniyetle belirtmek isterim diye belirtti. Bulunan haçkar anıtlarının korunma koşullarına değinen kar amacı gütmeyen devlet kuruluşu müdürü şu yanıtı verdi. Kuruluş tarafından bulunan haçkarlar kaydedildikten sonra yerlerinde kalıyor. Belki gelecek nesiller onları incelemek ve sonuç olarak daha fazla bilgi edinmek için daha fazla fırsata sahip olurlar. Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'da Şirak Caddesi No. 40 adresinde Batı Ermenistan Okçuluk Kupa Şampiyonası turnuvası 11-14 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecektir. Batı Ermenistan Okçuluk Kupası yarışması 2023'e katılmak ve sponsoru olmak istiyorsanız organizasyon komitesinin telefon numarasını arayın veya kişisel mektup yazın. Çok beğendiğim biri beni azarladı çünkü ona göre Türkleri genelliyorum. Bana Osmanlı kılıcı altında Müslüman olan Ermeniler olduğunu ve Hristiyan Moğolların olduğunu hatırlatıyor. Doğru, genelleme yapıyorum çünkü Azerbaycan diktatörü Ermenilere köpek diyor ve ben bundan etkilendim. O beni tanımıyor, burada olduğumu bilip genelleme yaparak beni de hikayesine dahil ediyorsa ona cevap veririm, o kadar. Onu tanımadan önce onun benim düşmanım olduğunu anlamıştım. Hiç kimsenin bir başkasına hak etmemişse saygısızlık yapmaya hakkı yoktur. Evet, hala Türkleri genelliyorum çünkü Türkiye'nin İşgal ettiği Batı Ermenistan'da Diklanagert'te annemin ailesini katlettiler. Bu katliamların faillerinin kim olduğunu bilmem mümkün değil. Onları tanımlayamadığım için genelleme yapıyorum ve böylece onlara belli bir şekilde dokunuyorum. Bir örnek vereyim. Bir Çinli kendi ülkesi dışında bir suç işliyorsa o zaman ülkesi de dünya gözünde suçlu kadar suçludur. Bu nedenle Türk Devleti'nin büyük Ermeni ailemize karşı uyguladığı soykırım, Armenosit'ten sağ kurtulanların çocukları ve torunları olarak her birimizin davranışlarımızla farkında olmadan halkımızın imajını yeniden ürettiğini defalarca vurguladım. Çünkü biz barbarlıktan kurtulmuş bin yıllık bir halkı temsil eden portföysüz elçileriyiz. Aliyev hangi hakla beni dualarına ve beddualarına katıyor? Hayatım boyunca dürüst bir adam oldum, hiç kimseye zarar vermedim, aldatmadım, çalmadım ya da öldürmedim ve bu aptal beni incitmeye geldi çünkü bunu düşünüyor. Kim olursa olsun bu ağırlaştırıcı sebeplerle bana yapılan vahşi bir saldırıdır. Doğrudur diyeceksiniz ama köpek değilsiniz, bunun sizinle ne alakası var? Bu hareketi neden görmezden gelmem gerektiğini anlamıyorum. Türk Aliyev'e oyum yok ve ona artık saygı duymuyorum.
Bu yüzden yazımda aklıma ne gelirse gelsin nezaketime rağmen iyiliğe nezaketle karşılık vereceğim. Saygılarımla Raymond Berberyan. Var olmak ait olmak demektir. Batı Ermenistan Cumhuriyeti bizi köklerimize yakınlaştırıyor. Bunu düşünün. Gürcistan'daki Ermeni toplumu, Gürcistan Ermeni Öğrenci Birliği ve Gençlik Derneği'nin desteğiyle yürütülen Ermenilere yönelik soykırım, Armenosit ve kültürel soykırım konulu sergiler 5 Nisan'da Tiflis'teki Rige Parkı'nda açıldı. Sergide soykırım, Armenosit konulu resimler ve bunları anlatan yazılar, arşiv fotoğrafları sunuldu. Katılımcılara bilgilendirme kitapçıkları dağıtıldı. İnsanlar resimleri inceler, yazıları okur ve soykırım, Armenosit tarihini öğrenirlerdi. Serginin Gürcistan Parlamentosu önünde yapılması planlanıyordu ancak organizatörlerin verdiği bilgiye göre bölgede beklenen başka etkinlik nedeniyle kolluk kuvvetlerinin talebi üzerine Rige Park'a taşındı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Gorani adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Aysor Done Subzunutyan adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.